Selamünaleyküm çocuklar. Her biriniz ekranların başına hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, hani bazı şehirleri andığımızda gözlerimiz parlar, içimiz kıpır kıpır eder ya, çok seviniriz. İşte bu şehirlerden bir tanesi Mekke, öyle değil mi arkadaşlarım? Nasıl olmasın? Kabe orada, Zemzem orada, Sefa ile Merve orada, Müzdelife orada, Peygamber Efendimizin doğduğu şehir. Yani ne kadar anlatsak da kelimeler aslında yetmez, vaktimiz yetmez arkadaşlar. Bizler de bugün inşallah etkinliğimiz Kabe olacak. Sizlerle tavaf edeceğiz. Ya Semra abla nasıl tavaf diyeceksiniz ama tavafın oyununu yapacağız sizlerle arkadaşlar. Ama öncelikle yanıma bir arkadaşım daha gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim. Sonra inşallah etkinliğimize başlayalım. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Evet, kendini biraz bana tanıtır mısın bakalım? Adın ne? Kaç yaşındasın? Nereden katılıyorsun? Adım Rüveyda. 4. sınıfa gidiyorum ve kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Hoş geldin Rüveyda. Hoş bulduk. Demek ki yardım etmeyi seviyorsun ki Semra ablana katılmışsın, değil mi? Şimdi seninle bugün çok güzel bir etkinliğimiz olacak, biliyor musun? Hani demiştim ya, Mekke şehri duyduğumuz zaman gözlerimiz parlar, can atarız gitmek için, görmek için. Çünkü bütün peygamberler orada namaz kılmış, değil mi? Peygamber Efendimiz orada doğmuş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam o Kabe'yi inşa etmiş. Öyle değil mi? Şimdi onunla ilgili güzel bir etkinlik yapalım, güzel bir el becerisi yapalım. Onun oyununu oynayalım. Çünkü her zaman diyoruz ya arkadaşlarım, oyun oynayarak öğreniyoruz diye. Bizler de tavafı da inşallah oyun oynayarak öğrenelim. Tamam mı? Dua eşliğinde. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlayacağım ben. Ama daha önce biz her zaman ne yapıyoruz biliyor musun Rüveyda? Semra ablayı izliyorsun ya, mutlaka biliyorsundur. Dua ile başlıyoruz. Tamam mı? Rabbi Esir'i biliyor musun? Sen okumak ister misin? Hadi bakalım o zaman. Sen oku. Sonra Karınca Kadir yok yanımızda. Onu çağıralım çünkü malzemeler onda. Tamam mı? Hadi bakalım. Rabbi esir velatu asir, Rabbi tembim bil hayır. Hadi bakalım arkadaşlarım, iş başına geçiyoruz. Evet, malzemeler nerede Kadir? Malzemelerimizi getirmedi ama ben daha önce sizlere sayayım arkadaşlarım. Çünkü Karınca Kadir benden rica etti Rüveyda. Dedi ki, ya Semra abla dedi, bende o kadar çok karton var ki o kartonlarla güzel bir etkinlik yapamayız mı dedi. Düşündük, elbette olur, niye olmasın, değil mi? Çünkü herkesin evinde bulunan malzeme bunlar ve güzel bir şey çıkartabiliriz diye düşündük. Bir de konumuz Kabe olunca, Hac olunca, Mekke olunca dedik ki Kabe oyunu yapalım. Karınca Kadir malzemelerimizi getirsin, bizler sayalım. Ana malzemelerimiz yapıştırıcı. Bugün silikon tabanca ile ağırlık olarak çalışacağız arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Yetişkinler eşliğinde bunu kullanıyoruz. Karton parçaları. Bir sürü karton lazım arkadaşlarım. Makas lazım. Evet, başka modelleme kili lazım bir de. Onunla da inşallah tavaf eden Müslümanlar yapacağız sizinle. Tamam mı? Hadi bakalım. O zaman ne yapabiliriz? Başlayabiliriz aslında. Karınca Kadir nerede kaldı? Bence bugün her zaman ben gecikiyorum. O gecikti. Karınca Kadir'i bir çağır bakalım. Sen çağırmadan geldi. Evet, Karınca Kadir hoş geldin. Nasılsın? Evet, öncelikle tabii ki ekran başındaki arkadaşlarıma hoş geldin dedi. Yanıma gelen arkadaşıma hoş geldin dedi. Bir sürü de karton parçası getirdi Rüveyda. Yani diyeceksiniz ki Semra abla bunlar ne? Atmayalım, kullanalım. Geri dönüşüm değil mi arkadaşlar? Ne yapabiliriz bunlarla bir bakalım şimdi. Modelleme kilimiz de buradaymış. Tamam mı? Biliyor musun Rüveyda nasıl bir şey bu? Hiç kullandın mı? Hadi bakalım. Bu kadar değil mi Karınca Kadir? Bunu ben buraya bırakabilirim. Sen istersen burada bizim yanımızda biraz kalabilirsin. Arkadaşıma yardımcı olabilirsin. Bizler de başlayalım. Konumuz o kadar derin, o kadar güzel ki dedik ki vaktimiz yetmez bir kere ama bir yerlerden başlamak gerek değil mi? Konuşmak için, anlatmak için. Bir yandan da etkinliğimize başlamamız lazım. Sen bana şimdi yardımcı olman lazım Rüveyda. Bol bol senin yardımıyla da çalışacağız bugün. Hem de şöyle güzel bir şekilde kendini tanıt. Neler yapıyorsun boş zamanında, neleri seviyorsun? Biraz önce ben gelen arkadaşlarımla sohbet etmesini seviyorum. Onları daha yakından tanımak istiyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, dedik ki karton parçaları lazım. Bunu yuvarlak bir şekilde ben daha önce kesmiştim. Evet, Karınca Kadir de gösteriyor zaten. Bu şekilde ve karton parçalarımız var. Şimdi bunları yuvarlak bir şekilde kestiğimiz
büyüklüğünü, küçüklüğünü sizler ayarlayabilirsiniz. Ebatı hiç önemli değil. Tamam mı Rüveyda? Şimdi şöyle bir karton parçasını bunun etrafına yapıştırabiliriz. Normal yapıştırıcı biraz zor olabilir arkadaşlarım. Silikon tabancayla çalışıyoruz bugün. Rüveyda tutar, ben yapıştırırım, tamam mı? Hem konuşalım hem yapalım. Bunu etrafına yapıştırmamız gerekiyor. Nasıl yapsak, nasıl başlasak Rüveyda seninle? Bakıyorum şimdi nasıl kolaylık olur. Senin elin yanmaması lazım çünkü. Şöyle ne yapalım? Buraya yapıştırıcımı sürelim. Sonra hemen başlayalım. Çünkü bu silikon tabancanın olumsuz bir yönü var. Hemen soğuduğu zaman yapışmıyor. Hiç evde el becerisi yapıyor musun? Etkinlik yapıyor musun? Yapıyorum. Neler yaptın bakalım şimdiye kadar? Bu sene çok yapmıyorum. Geçen evet. sene çok yaptığım şey olmuştu. Evet. Silikon tabancayla böyle duvara bir şey asmak için böyle bir şey yapmıştım. Öyle şeyler yapıyorum yani. Çok güzel. El becerisi diyorum ya ben her zaman Rüveyda. Sen izliyorsan zaten biliyorsundur. Evet. Hep diyorum ki arkadaşlarım biliyor musunuz? Bu sabır gerektiren bir iş ya. Sabırla bizler de zaten sabır ne yapıyoruz? Öğreniyoruz değil mi? Sabrı öğreniyoruz. Hayat boyunca sabırlı olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bir de ince motor becerilerimizi geliştiriyoruz değil mi? Bununla. Ve biliyor musun? İleriki hayatta bu şekilde daha da başarı elde ediyoruz. Başarıyla bu şekilde eğer sabırla çalışırsak, sabır gösterirsek, bu şekilde etkinleri seversek, kesmeyi, yapıştırmayı, işte resim yapmayı, boyamayı ileriki hayatta daha çok başarılı oluruz. Tamam mı? Şimdi ben bakıyorum acaba yapışır mı diye. Sen bu şekilde tutman lazım. Çünkü kartonla çalışmak pek de böyle kolay değil. Şimdi hem bu şekilde yapıştıralım. Evet, Karınca Kadir bakıyor. Yandan yana. Evet, Karınca Kadir heyecanlı mısın? Acaba neler çıkacak? O kadar çok karton getirdin ki bakalım Semra abla bunlarla ne yapabilir? Evet, şimdi biraz da senden söz edelim. Tamam mı Rüveyda? Şimdi dedin 9 yaşındayım dedin. Hobilerini bir anlat bakalım. Neler yapıyorsun boş zamanında? Boş zamanında oturuyorum. Kedilerimle oynuyorum. Kedilerin mi var? Evet. Kedilerin dedim. Birkaç tane var galiba. İki tane. Karınca Kadir çok sevindi çünkü o da çok hayvanları seviyor. Peki isimleri ne? Sütlaç ve Aslan. Sütlaç ve Aslan. Ne kadar güzel isim koymuşsun. Peki ne yapıyorsun onlarla? Onlar ev kedisi mi? Evde mi duruyorlar? Dışarıya gönderiyor musunuz? Evde duruyorlar. Hı-hı. Peki okuldayken onları özlüyorsundur eminim değil mi? Şöyle yapalım. Peki daha ne yapıyorsun? Hangi derslerini çok seviyorsun Rüveyda? Hafta sonunda neler yapıyorsun? Yani ders olarak sporu seviyorum. Sporu seviyorsun. Maşallah sana. Hareket berekettir, öyle değil mi? Hareketli olmayı bizler seviyoruz. Çünkü sağlığımız için de çok önemli değil mi Rüveyda? Evet. Peki hafta sonu nasıl değerlendiriyorsun? Yani camiye gidiyorum, ondan sonra eve geliyorum, hı-hı, oturuyorum. Camiye gidiyorsun, hı-hı, maşallah sana. Şimdi bakıyorum da bu iki katlıymış arkadaşlar, bakın. Bunun bir katını bence çıkaralım, bizi uğraştırmasın bu. Hı-hı. Değil mi Rüveyda? Çünkü bize bir kat yeterli olacak, şöyle yapalım. Bunu böyle bırakalım, belki yetmez. Onu ilave ederiz, tamam mı? Bakar mısın? Yapışıyor Rüveyda. Evet. Eğer işlerimiz rast giderse ben de tabii ki elbette mutlu oluyorum. O zaman çabuk işimiz biter, değil mi? Hı hı. Peki, ne demiştik? El becerisini seviyorum demiştin. Peki, Semra ablayı izliyorsun. Hı hı. Değil mi? Yardım etmeyi çok seviyorsun. Evde mesela kimlere yardım ediyorsun? Neler yaptın şimdiye kadar? Yemek yapmasını seviyor musun mutfakta? Evet. Neler yaptın? Kurabiye yapmasını seviyor musun, hı, mesela? Maşallah sana. Şimdi Rüveyda, buraya başlarken bir de sen bana dedin ki ya Semra abla aslında ben buraya yabancı değilim, bir kez daha gelmiştim dedin. Anlat bakalım, arkadaşlarım da duysun, neler yaptın buradan? Ben yoktum çünkü, bilmiyorum ben. Yani Ramazan ayı için çekime gelmiştim. Ramazan ayı için, hı-hı, evet. Afganistan'da yardım için böyle bir şey göndermiştik, evet, çanta gibi. Evet. Onu çektik ismi. Hı hı. Ondan sonra da... Kime yardım edeceğinin ismini çektiniz, hı hı, değil mi? Hangi çocuğa örneğin, öyle miydi? Hı hı. Çok güzel, maşallah. Sen mi çektin o ismi? Evet. Ne kadar güzel. Ve faydanız dokundu değil mi ihtiyaç sahiplerine? Hı hı. Çok güzel. Başka ne yaptınız? Burada okudun mu bir şey?
Bir katkın oldu mu başka? Evet, bir şey okumuştum ama ne okuduğumu hatırlamıyorum. Evet. Bizim için de burada bugün bir şey okumak ister misin birazdan Rüveyda? Dedin ki şimdi benim gözümden de kaçma. Dedin ki Semra abla hafta sonu camiye gidiyorum dedin. Camide de çok şeyler öğreniyoruz zaten. Bunlardan en başta dua da gelir. İstersen bizimle dua paylaşabilirsin. Çünkü böyle dua okuduğumuz zaman burada işlerimiz daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Daha da güzel oluyor. Bereketleniyor, güzelleşiyor. Değil mi? İstersen okuyabilirsin. Ama mecbur değilsin tabii ki. Okumak ister misin? Birazdan mı istersin? Olur. Hadi bakalım o zaman. İstiyorsan böyle arkadaşlarıma dön. Onlar seni izliyorlar. Eminim ailen seni izliyor. Sevdiklerin seni izliyor değil mi? Şöyle bir besmele çek. Başla bakalım. Ben bu şekilde devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel mustakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veleddâin. Amin. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık Rüveyda. Evet, şimdi arkadaşlar ne yaptık? Karton parçamızı diğer yuvarlak kartonumuzun etrafına yapıştık. Bu arada altına da bir parça yapışmış. Hemen onu alalım. Şimdi bunu da sabitleyelim buraya Rüveyda, tamam mı? Eğer istersen, burada vaktimiz yok, bunu daha sonra evde renkli bir şekilde boyayabilirsin. Ama dersen ki Semra abla karton olduğu belli olsun, doğal olsun, bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. En azından geri dönüşümle yaptığımızı herkes görmüş olur değil mi? Ne yaptık? Para harcamadan etkinliğimizi yaptık. Evdeki malzemelerimizi kullandık. Çünkü bu da önemli değil mi Rüveyda? Çünkü bazılarının alma imkanı olmayabilir. Belki yakın değildir değil mi dükkanlar? Ve bazen evde o kadar malzemelerimiz var ki bunları en güzel şekilde değerlendirebiliriz. O yüzden bir tane de bu şekilde Kabe oyunu, Kabe tavaf oyunu yapabiliriz. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu buraya sabitleyelim. Bu arada şimdi gelelim asıl konumuza. Ne dedik? Mekke şehri dedik. Orada Kabe var dedik. Ne saydık başka Rüveyda? Neler vardı? Mekke şehrine, Medine'de yakın değil mi? Başka neler vardı? Peygamber Efendimiz orada doğdu değil mi? En önemlisi ne? Bütün Müslümanların oraya yönelerek namaz kıldıkları Hazreti İbrahim inşa ettiği neydi o mabedin ismi? Böyle dört köşe. Evet. Siyah. Kabe. Kabe değil mi? Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hem bilmece şeklinde programımızı inşallah yürütüyoruz. Evet. Ne yaptık? Şimdi bak bakalım Rümeysa. Rüveyda'ydı. Değil mi? Şimdi ne yapabiliriz? Bence evet arkadaşlar. Bakın Semra ablanız daha önce bu şekilde küp şeklinde kartonunu kesti. Bu şekilde bunları katlayabilirsiniz. Böyle bir şekil verdim. Bu da Kabe'miz olacak tamam mı? Daha sonra bunu siyah boyayabiliriz. Anlaştık mı Rüveyda? Şimdi bunu bu şekilde katlayabiliriz. Kabe şekli verebiliriz. Onu da ortasına yapıştıracağız. Anlaştık mı? Hiç yakınından hac ibadeti yapmak için giden oldu mu? Mekke'ye giden oldu mu biliyor musun? Arkadaşların umre ziyareti gerçekleştirdin mi mesela? Çünkü çocuklar da gidiyor biliyor musun umre ziyaretine? Ve orada çocuklar için çok güzel hizmetler de var çocuk kulübünün. Hiç duyduğun oldu mu? Ya da camide örneğin arkadaşlarınla konuşurken belki şahit olmuşsundur. Herhalde babaannem diye gitmişti ama tam bilmiyorum. Evet. Hiç zemzem suyu içtin mi Rüveyda? Orada zemzem suyu da akıyor biliyorsun değil mi? Şöyle yapalım. Bak bakalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş küp şeklini veriyoruz. Yani kare şeklini veriyoruz. Kabe'nin aslında kelime anlamı ne olduğunu biliyor musun Rüveyda? Aslında kelime anlamı dört köşeymiş biliyor musun? Yani biz de ne yapıyoruz bakar mısın? Kabe'mizi dört köşe yapıyoruz. Çünkü dört köşe şeklini almış değil mi? Biz de bunu daha önceki programda arkadaşlarımla yapmıştık. Onu da senin için buraya getirdik. Bakar mısın? Bu şekilde ne giymişler bunlar? İhram giymişler değil mi? Ne için giydiklerini biliyor musun Rüveyda? Onları giyip de ne yaptıklarını biliyor musun? Kabe'yi tavaf ediyorlar. Kabe'yi tavaf ediyorlar değil mi? Neden sence hepsi aynı şekilde giyiniyorlar? Hepsi de böyle beyaz giyiniyorlar farkındaysan. Hiçbir fikrin var mı? Bence temiz
gözükmek için. Evet, tabii ki elbette. Maşallah sana temiz görünmek için her biri beyaz giyinmiş değil mi? Ve biliyor musun oraya kültürleri farklı olan, dilleri farklı olan, ırkları farklı olan, ten renkleri farklı olan bir sürü dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Zengin insanlar geliyor, fakir insanlar geliyor. Ama orada sence bu fakir insanlarla zengin insanları ayırt edebilir miyiz? Çünkü her biri aynı giyiniyor. Fark edemeyiz değil mi? Zaten amaç da bu biliyor musun? Orada her insan Allah'ın huzurunda eşittir. Yani orada her birimiz aynı seviyedeyiz değil mi? Her birimiz kardeş olduğumuzu orada hatırlıyoruz. Ve kimse kimseden üstün değil. Orada tekrardan bunu hatırlıyoruz. Ve kimseyi ayırmıyoruz. Ten rengiyle, diliyle, ırkıyla. Bunu eminim okulda da işlemişsinizdir öyle değil mi? Hani demişlerdir size kesin. Hani böyle olur ya belki ten rengi farklı olan bir insanı gördüğünüzde dışlamayın diye. Bu şekilde hiç empati kurmayı öğretti mi öğretmeniniz size? Bununla ilgili biraz ben anlatmak istediğim bir şey var mı? Yok aslında. Zaten biz empati duygusunu doğuştan biliyoruz öyle değil mi? Arkadaşlar zaten sonradan eğer bunu öğrenmezsek, bunun konusunu işlemezsek arkadaşlarımız unutabiliyor. O yüzden bu empatiyi aslında Rabbimiz bize doğuştan vermiş. Hiç kimseyi dışlamamayı, herkesi sevmeyi zaten bizim içimizde var. Yalnız onu unutmamak gerek. Tamam mı Rüveyda? Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Kabe şeklini verdim. Bunu ortasına yerleştiriyorum. Sonra bakalım. Şimdi tavaf şeklini nasıl alabiliriz? Onları yapıştıracağız. Tamam mı? Arkadaşlar bu şekilde parçalarımız var. Bunları da etrafına yapıştıracağız. Tamam mı? Hiçbir fikrin var mı? Nasıl bir şey olacak bu? Yok. Hiçbir fikrin yok. Hadi bakalım o zaman. Daha çok heyecanlısın demek ki değil mi? Şimdi bunu bu şekilde yuvarlayarak yapıştıracağız seninle birlikte tamam mı? Ama senin bana yardım etmen lazım Rüveyda. Bu şekilde böyle doluyoruz tamam mı? Şöyle biraz aralık verelim ki birazdan Müslümanlarımız oradan geçebilsin, tavaf edebilsinler tamam mı? Şimdi diğer parçamızı tekrar yapıştıralım. Şöyle yapalım. Şimdiden bakıyorum nereden kesebiliriz diye. Bunu bu şekilde aslında yapıştırabiliriz ama ben kesmek istiyorum. Daha kolay olsun. Peki Rüveyda devam edelim biraz. Hem sohbet edelim hem yapalım değil mi? Hem elimiz işlesin. Peki camide neler yapıyorsunuz? Anlat bakalım daha bana. Çünkü ben böyle konuşan arkadaşlarımı çok seviyorum. Onları daha yakından tanımak istiyorum. Böyle anlat neleri seviyorsun, neler yapıyorsun. Arkadaşlarım da seni izliyorlar çünkü. Tamam mı? Yani giriyoruz. Ondan sonra hocamızı bekliyoruz. Geliyor. Sonra ne yapacağımızı anlattıktan sonra Kur'an okuyoruz. Ondan sonra da... Teneffüs oluyor mu? Teneffüs seviyor musun camide? Arkadaşlarınızla nasıl değerlendiriyorsun peki camide teneffüsünü? Ya aşağı iniyoruz ya da mescide giriyoruz. Evet. Hangi şehirden katılıyordun buraya? Nereden evet. Geliyordun? Köln'de. Buraya yakınsın değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunu da hemen yapıştıralım. Evet Kabe'de değil mi? Tavaf ediyorlar. Bizler de bunu oyun şeklinde yapacağız daha sonra tamam mı? Ve bununla aslında birçok şey yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin hicret konusunu ele alabiliriz. Peygamber Efendimiz'in hicretini konuşabiliriz, tavafı konuşabiliriz. Birçok oyun oynayabiliriz bununla. Birçok hikayemizi canlandırabiliriz, hikayemizi anlatabiliriz. Tamam mı? Ve bunu yaparken de Rüveyda duamız inşallah buraya gidebilmek olsun. Orada gerçek tavaf edebilmek olsun öyle değil mi? Evet. Hadi bakalım burayı da keselim. Ama şimdi ben yapıştırırken seni de böyle sabitlemen lazım. Sonra buna da boya yapacağız tamam mı? Evet arkadaşlar, bittikten sonra inşallah Rüveyda sizinle bunu bir tur oynayacağız tamam mı? Arkadaşlarım görsün ki nasıl yapılabilir, ne oynanabilir. Bence bu yeterli Rüveyda. Sen şimdi Kabe'yi siyah rengi boyayabilirsin. O arada ben de Müslümanları yapabilirim tamam mı? Modelleme kilimimiz var arkadaşlar. Onu kullanacağım inşallah sizin için. Ne yapıyoruz?
Bunları kesin belki biliyorsunuzdur. Oyun hamuruyla da olabilir, eğer yoksa olmak zorunda değil. Ama genelde her çocuğun evde oyun hamuru vardır. Eğer oyun hamurunuz yoksa, Semra ablanız programda sizler için oyun hamuru yapmıştı. Onu izleyip yapabilirsiniz. Tamam mı Rüveyda? Şimdi ben bunları yuvarlayacağım, top şekli vereceğim ama sen de bunu boyayacaksın, tamam mı? Bu kahveyi boyarken istersen dikkat edersin, buralara gelmesin. Ben sana hemen siyah veriyorum, fırçamızı veriyorum, tamam mı? Bunu hemen boyayabilirsin. Tıpkı Semra ablanın etkinlik olarak yaptığı kahve gibi, tamam mı? Sonra etrafına altın şeridini de veririz. Evet, şimdi ben de bunu top şekline vereyim. Çünkü birazdan bunlar tavaf edecekler arkadaşlar, Kabe'ye ulaşacaklar. Seviyor musun resim yapmasını? Evet. Şöyle yuvarlıyoruz, hemen buraya bırakıyorum ki arkadaşlarım görsün. Hazırlık kartonlarımı hemen alıyorum. Rüveyda, Karınca Kadir geldi. Karınca Kadir nerede kaldın? Özledin kendini. Nasıl olmuş? Görüyor musun, oyunumuz bitmek üzere. Şimdi Kabe'mize şekil veriyor, siyaha boyuyor ki Kabe olduğu belli olsun. Semra ablan da Müslümanlarımızı temsil eden topçuklar yapıyor. Ki birazdan onlar da Kabe'yi tavaf etsinler. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Siyah boyamızı kullanıyoruz. O akril farbamız çabuk kuruyor, biliyor musun Rüveyda? O yüzden bir parmak boyası yerine akril farba kullanıyoruz. Rengi kullanıyoruz. Bu modelleme kilinin özelliği arkadaşlar, bunlara top şekli veriyorum ya, kuruduğu zaman o şekilde kalıyor, taş gibi oluyor. O yüzden bozulma imkanı olmadığı için güzel. Ama sizler bunu oyun hamuruyla yaparsanız belki daha sonra tekrardan, gerçi o da kuruyabilir ama bu kadar sert olmayabilir. Çünkü bizler birazdan bunu bir de renk vereceğiz. Çünkü orada her dilden, her renkten insan var, Müslüman var demiştik ya. İnşallah onları temsil edecekler. On binlerce Müslüman orada toplanıyor Rüveyda, öyle değil mi? Şimdi deseler ki bizler bir sürü Müslümanlarla toplantı düzenleyeceğiz, bu biraz zor mümkün olur, öyle değil mi? Ama düşündüğümüzde onların her biri Mekke şehrini Kabe'ye tavaf etmeye gittiklerinde zaten her biri onlarca Müslümanlar orada toplanıyor, öyle değil mi Rüveyda? Yani bir toplantı sanki düzenliyorlar arkadaşlar. İstesek o kadar hep birlikte bir araya gelemeyiz. Toplantı düzenleyemeyiz, değil mi? Buluşamayız. Çünkü her renkten, her ırktan Müslümanlarla bir araya geliyoruz orada. Şimdi bence bu kadar kafi. Şu şekilde topçuklarımızı arkadaşlar, bunları da hemen kurumaya bırakıyorum. Birazdan da onlara inşallah renklerle renk katacağız. Evet Karınca Kadir, bunları da geri koyalım. Şimdi bir sürü kartonum var dedin. Sence kartonlarımı güzel değerlendirmiş miyiz Kadir? Karınca Kadir. Çok güzel. Bunlarla da bol bol oynayabilirsiniz, tamam mı? Ve arkadaşlarım bu şekilde Kabe'yi öğrenebilirler, hicreti öğrenebilirler, tavafın ne anlama geldiğini öğrenirler. Peki hangi dua okunuyor Rüveyda, biliyor musun Müslümanlar tavaf ederken? Söylememi ister misin? Karınca Kadir beraber söyleyelim mi? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel nimete leke vel mülk la şerike lek. Rüveyda, bunun anlamını biliyor musun? İşte diyoruz ki Allah'ım ben geldim, buradayım, huzurundayım diyoruz, değil mi Karınca Kadir? Evet, bence olmuş o Rüveyda. Onu korumaya bırakabiliriz. O kururken de hemen altın şeritini de yapalım. Evet, o alıyor, yardım etmeyi seviyor. Hemen altın şeridini verelim. Şu şekilde arkadaşlar. Ama hemen kurumadığı için, Semra ablanız yaptığı için, biraz aceleci davrandığı için, programımızın vakti kısıtlı olduğu için böyle biraz renkleri birbirine karışabilir belki. Sizler evde lütfen kuruduktan sonra yapın. Evet, o şerit de bu şekilde altın şeklinde ya. Bizler de altın gibi yapalım ki gerçek bir Kabe görünümü alsın, değil mi? Evet arkadaşlarım, Semra ablanız az önce bu topçukları yapmıştı. Bunları farklı renklere boyadık. Şimdi onları ne yapabiliriz Rüveyda? Tavaf ettirebiliriz. Az önce Semra ablanın okumuş olduğu duayı okuturken tavaf ettirebiliriz. Tamam mı? Şimdi nasıl yapıyoruz bu oyunu? Kesin sizler bilirsiniz, bakın. Labirent şeklini verdik. Ve genelde böyle oyunlar olur ya, hani böyle topçuğu bir deliğe sokmaya çalışırsın, değil mi? Bilirsin mutlaka. Şimdi ne yapalım? Önce bir tane Müslümanla başlayalım, tamam mı? Bu şekilde denemek ister misin? Benim yapmama gerek yok, sen anladın zaten.
Tamam mı? Kabe'yi tavaf ettir bakalım. Kabe'ye ulaşsın. Tamam mı? Şimdi şöyle yaparım. Biraz büyük yapmış olabilirim. Sabır işlerden istiyor değil mi Rüveyda? Ne yapıyorduk? Sabırla öğreniyoruz. Ve bunu yaparken de hikaye anlatabiliriz. Anlaştık mı Rüveyda? Önce bir öğrenelim. Nasıl oynanıyor? Ve daha sonra arkadaşlar bunlara hikaye uydurabilirsiniz. Hikaye şeklinde anlatabilirsiniz. Birçok hikaye mümkün. Evet. Başardın. Aferin sana. Şimdi iki tane yapalım mı? Olur. İster misin? Ne yapalım? Başlangıç burasıydı. Değil mi? İsterseniz arkadaşlarım evde vaktiniz var sizler Medine'den Mekke'ye Peygamber Efendimiz'e hicret konusunda ele alabilirsiniz. Ne yaparsınız? Buraya biraz yeşile boyarsınız ki Medine'yi temsil etsin. Sonra Peygamber Efendimiz'in hicreti başlayabilir. Kabe'ye yani Mekke şehrine gidebilir ya da Mekke'den Medine'ye gidebilir. Bu şekilde bunları canlandırabilirsin. Tamam mı? Hı. Hadi bakalım arkadaşlarıma tekrar bir göster. Aa, çok iyi. Evet hadi bakalım kolay gelsin. Biraz zor oldu galiba Rüveda senin için. Tekini almamı ister misin? Kalsın mı? Olur böyle. Tamam. Eminim ekran başındaki arkadaşların bu oyun çok hoşuna gitti. Evde herkesin karton parçası var. Bunu hemen başlayabilir yapmaya. Evet. Evet arkadaşlar Rüveyda arkadaşım başardı. Bu şekilde oyunumuzu tamamladık. Yakından görebilirsiniz arkadaşlarım. E ne yapıyoruz Rüveyda? Duamızı okuduk, biraz sohbetimizi ettik ama bizler maalesef programımızın tekrar sonuna geldik. Ne demiştik arkadaşlarım? Bu şekilde bir sürü hikaye anlatmanız mümkün, öğrenmeniz mümkün. Çünkü öğrenmenin en güzel halidir oyun diyorum her zaman. Tamam mı Rüveyda? Şimdi arkadaşlar, Rabbim inşallah bizlere de oraya gitmeyi, tavaf edebilmeyi nasip etsin. Nefsimizi terbiye edebilmeyi nasip etsin değil mi? Bol bol lebbeyk duasını okubilmeyi nasip etsin bizlere. Ne yapalım? Bir şey söylemek ister misin ekran başındaki ailene, sevdiklerine? Selam söylemek ister misin? Hı? Semra ablayı izleyin, buraya gelin demek ister misin? Mutlu oldun mu burada? Hadi bakalım ekran başındaki arkadaşlarına söyleyebilirsin. O şekilde mesaj verebilirsin Rüveyda. Gel sallayalım mı arkadaşlarıma? Olur. Hı? Hadi bakalım arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Etkinliksiz kalmıyoruz. Öğrenmeyi de ihmal etmiyoruz. Hoşça kalın.